Evet arkadaşlar temel konuları bitirdik. Artık sizinle bu konularla ilgili biraz örnek yapmak istiyorum. Olabildiğince yoğun örnekler yapıp şu ana kadar gördüklerimizi öğrenmenizi sağlayacağım. E, pekiştirmenizi sağlayacağız. Ve bu noktada olabildiğince e, şunu yapmanızı isteyeceğim sizden. Ben senaryoyu verdiğim zaman o senaryoyu önce siz yapmaya çalışın. Bir şeyler deneyin, biraz kendinize zaman tanıyın ve ama yapamadığınız zaman da moralinizi bozmayın. Çünkü özellikle yeni başlayanlar için ilk etapta ben yaparken anlaması kolaydır ama siz yapmaya gelince, kendiniz yapmaya gelince sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu çok normaldir ve bu hususta ne kadar çok direnebilirseniz inanın ileride o kadar iyi programcı olacaksınız veya programcı olma isteğinizi başarıyla sonuçlandıracaksınız. O yüzden lütfen olabildiğince yoğun bir şekilde konsantre olmaya ve yapamadığınız zaman da moralinizi bozmamaya çalışın. Dediğim gibi örnekler yapacağız, bol örnek ve bol uygulama yapmaya çalışacağız. Özellikle eğitimin bu bölümünde. Amacımız algoritmik yapıları ve şu ana kadar gördüğümüz konuları pekiştirmek olacak. Yani şu ana kadar yaptığımız ve şu bu modülde yapacağımız örneklerin gerçek hayatta çok fazla karşılığını bulamazsınız. Yani örneğin birazdan asal sayı hesaplatacağız. Yani asal sayı hesaplayacağınız çok da bir projeyle karşılaşmazsınız. Fakat burada tamamen dili öğrenecek veya şu ana kadar gördüğümüz konuları öğrenecek konuları görmüş olacaksınız O yüzden önemlidir bir programcı için algoritmik yapı ve algoritmik geliştirme şeyi kafası diyelim oldukça önemlidir Tabii ki ilerleyen konularda ben olayı iyice gerçek hayata doğru dönüştürmeye çalışacağım ve emin olun bunu çok güzel yapıyor olacağız bu noktada ilk projemizle başlayalım Az önce bir asal sayıdan bahsettim onu yapalım. Bu noktada file new project dedikten sonra Java 11 seçip next diyorum ve create project from template command line app seçiliyken yine next diyorum ve ilk pro bu projelerle ilgili ilk mini projemi gerçekleştiriyorum. Evet. Projemizin ismi mini mini proje asal sayı diyelim. Lokasyonu kendisi verdi zaten. Paket yok öğreneceğiz bunları. Finish diyelim. Bu ekranı da açsın. Ve bu noktada yorum satırını silelim. Ve birazcık da bir tab tuşuyla içeriye girelim. Şimdi asal sayı hesaplama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla int sayı diye bir değişken tanımlıyorum. Burada ara ara ben Türkçe ara ara İngilizce kullanıyorum ama Hep size söyledim. İngilizce kullan İngilizce daha yoğun kullanacağım ee, ama ara ara Türkçe de kullanıyorum. Fakat projelerde her zaman İngilizce kullanıyorum arkadaşlar. Evet, it number diyelim. Sayı değil de number. Sayımız 25 olsun. Şimdi 25 sayısının asal olup olmadığını bulmaya çalışacağız. Bu noktada ihtiyacınız olan bir bilgiyi şimdi ben size veriyor olacağım. Oradan yola çıkarak gitmeye çalışalım. Dolayısıyla burada vermek istediğim bilgi arkadaşlar bir operatör bilgisi. Dedim ya size operatörleri baştan böyle tek tek operatörler bunlardır diye aktarmayacağım. Size yeri geldikçe o operatörleri anlatıyor olacağım. Bu kalan operatörü yani bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalan sayıyı veren operatördür. Bu noktada bir sayı başka bir sayıya tam bölünüyor mu gibi durumunu değerlendirmek için oldukça yoğun kullanılan bir operatördür arkadaşlar. Kalan İngilizcede remainder. Burada verdiğiniz değer Türkçe, İngilizce her şey olabilir. Remainder diyorum kalan eşittir number Operatörümüz arkadaşlar yüzde operatörü. Number bölü yani number e, mod 2 olarak düşünebilirsiniz. Mod operatörü yani. Kısacası remainder'ın remainder kalan number mod 2 yani 25 mod 2. Kısacası kalan 25'in 2'ye bölümünden kalan değerdir. Bu noktada ben bunu system out nokta print line dediğimde remainder'ı yazdırmaya çalışırsam sonucun 1 olduğunu göreceksiniz. Evet 1. Peki örneğimiz neydi? Örneğimiz ise bizim buraya yazdığımız sayının asal olup olmadığını bulan programı yazmanızı istiyorum. Yani kısacası e, asal sayı neydi? 2 pardon 1 ve kendinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan sayıya e, asal sayı diyoruz. Bu noktada ben bu işlem için size 10 dakika örnek şey zaman vermeye çalışacağım. 10 dakikanın sonunda e, tekrardan bu şu an burada videoyu durdurup 10 dakikanın sonunda videoyu yeniden çalıştırabilirsiniz. Evet şimdi geldim buraya. Ve örneğimi kodlamaya başlıyorum. Siz burada dediğim gibi durdurabilirsiniz. 10 dakikanın sonunda videoyu devam ettirin. Bu noktada çözüm şöyle bir şey olabilir. Bakın daha önce de söylediğim gibi herkesin kendi yoğurt işi vardır. Ben de burada kendi algoritma mantığımı oturtmaya, yazmaya çalışacağım. Şimdi şöyle ki asal sayının kuralı neydi arkadaşlar? Bir ve, kendin, bir ve kendinden başka Tam sayı, e, böleni olmayan sayılara asal sayı diyoruz. Bu noktada ben şöyle bir şey yapardım. Bir for döngüsü yapıyorum. int i eşittir 2. Çünkü 2, 2 ile başlıyor olacağım. int i eşittir 2. Neden 2'den başlıyorum? Çünkü 2'den sayının kendisine kadar, kendisi dahil değil. Yani kısacası i e küçüktür number. Kısacası küçüktür dediğime göre 25 değil 24'e kadar gidecek. i plus plus arttırdığım zaman. Parantez açtım ve kapadım. Enter dedim ve içine girdim. Kısacası amacım şu. Bakın 2'den 24'e kadar bir döngü kurdum. 2'den 24'e kadar ki bütün sayıları tek tek 25'e bölmeye çalışacağım. Olur da, olur da herhangi bir sayı 25'i tam bölürse, bölerse o zaman e, asal olmadığını hesaplayacağım. Dolayısıyla bu tip durumlarda çoğunlukla biz varsayımla gideriz. Ben burada bir boolean a, e, is prime diyerek is prime asal sayı mı demek arkadaşlar İngilizcede prime asal anlamına geliyor. Is prime'ı false veriyorum. Yani sayıyı peşin peşin asal olmadığını kabul ediyorum. Ve döngünün içerisine girdiğimde sayıyı dedim ya 2'den 24'e kadar bütün sayılara böleceğim. Olur da herhangi birisi bölerse bu değeri true'ya çevireceğim. Dolayısıyla burada diyeceğim ki eğer number yüzde 2 Eşit eşittir sıfır ise kısacası bölüyor bölüyorsa bölüyorsa bu noktada is prime değerini true olarak pardon ee, şöyle tam ters bir algoritma yaptım ee, asal e, olmadı asal olduğunu kabul edelim özür şöyle başa dönüyorum bu örneği ben de mesela Özellikle dedim ya, bu tip algoritmaları önden çalışmıyorum. Ee, sizinle beraber yapıyorum. Ee, öncelikle asal kabul ediyorum. Asal değil değil, asal kabul etmek istiyorum. Ee, olur da, e, ters mantık yaptım ben, olur da herhangi bir sayı bölerse o e, o zaman o sayıyı asal değil olarak, false olarak kısacası işaretleyeceğim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. İlk etapta sayımızı asal kabul ediyorum. Olur da 2'den 24'e kadar ki herhangi bir sayı e, bölerse o zaman e, sayımızı asal değil olarak işaretliyorum. Dolayısıyla buradaki number yüzde i olmalı. Yani kısacası bu şu demek. Sayı mod 2. Bölüyor mu? Ona göre bölüyorsa asal değildir artık. Sayı mod 3, sayı mod 4, sayı mod 5. Bakın bütün sayıları 24'e kadar bölecek. Is prime'ı eğer bölüm gerçekleşirse şurası çalışacaktı ya, if çalışacaktı ya. Bölüm gerçekleşirse is prime'ı false olarak işaretliyoruz. Bu noktada şöyle ki gelelim. Diyelim ki if Is prime eşit eşittir turuysa. Yani arkadaşlar normalde buraya is prime eşit eşittir true diyebilirsiniz. Fakat bu kullanımı ilk kez gör görüyor olacaksınız. O da şu arkadaşlar. Eğer ifin içerisine direkt is prime dersen eşit eşittir turuyla aynı şey. Eğer böyle bir durum varsa hemen diyeceğim ki sistem nokta out nokta sayı asaldır. Else durumunda ise tam tersi bir mesaj yazıyor olacağım. System nokta out nokta sayı asal değildir diyor olacağım. Evet çalıştıralım bakalım. 25 için. Bakın sayı asal değildir. Şuradaki 1 tamamen e, şeyden geldi arkadaşlar. Şu şurada bir tane e, remainder yazmıştık ya. Ondan geldi. Evet sayı asal değildir. Bakın burada neden asal değil? Örneğin 5'e bölünüyor. Ama ben bunu 23 yapsaydım 23 asal bir sayıdır. Sayı asaldır demeli. Çünkü 2'den 22'ye kadar hiçbir sayı 23'ü bölemedi. Bir de şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. 2'yi yazmak istiyorum. 2 run main diyelim. Bakın sayı asaldır dedi 2 içinde. Nedeni şu arkadaşlar. Biz burada 2'den başlayıp not, yani sayı 2 olduğundan dolayı 2'den küçük olana kadar dediğimizden dolayı bu fora hiçbir zaman girmez. Dolayısıyla bu, bu hususta sayı asaldır şeklinde bir durumla karşılaştık. Tamamen durum bundan ibaret. Peki biraz daha ilerletecek olursak. Peki ben bu sayıyı 2 değil de 1 deseydim ne olurdu? Bir de ona bakalım. Bakın yine sayı asaldır dedi. Fakat bir asal bir sayı değil arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir. Nedeni şu. Bizim burada uygulamamızda bir bug var arkadaşlar. Bug kelime anlamı böcek. Uygulamadaki mantıksal hatalar veya sistemsel hatalara bug deniyor arkadaşlar. Yani açıklara bug deniyor. Bu noktada bizim bir kural gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şöyle ki Şöyle ki if diyeceğiz. If number küçüktür 2 iki ise 2'den küçük bir sayı girildiyse o zaman bizim şöyle bir şey yazdırmamız gerekiyor. System nokta out nokta printline geçersiz sayı dememiz gerekiyor yani kullanıcının 2'den şeye kadar girmesi, sayı girmesi gerekiyor. Tabii ki 1 bir için biri bir aslında şöyle aslında yapalım. 1'den küçükse system out print line geçersiz sayı diyelim. Burada ise şöyle bir şey diyelim. If number eşit eşittir 1 ise sayı 1 ise hemen system çünkü bunlar Sistemdeki hani özel durumlardır. Örneğin bir durumu böyle e, kurallar geliştirirsiniz önünde. Bu, bu tip böyle kurallar geliştirmeye de defensive programming deniyor arkadaşlar. Yani önde kullanıcının doğru bir veri girişini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani korumacı programlama. System.out.println diyerek asal neydi? Sayı değildir. Sayı asal değildir aynı mesaj olsun diye. Asal değildir diyelim. Peki burada hala bir açık var mı? Var arkadaşlar. Bakın ben sayıyı bir girdiğimde sayıyı bir girdiğimde şuraya geldim. Run main dedim. Bakın sayı asal değildir dedi. Sonra sayı asaldır dedi. Nedeni şu. Şuraya girdi. Sonra geldi. Döngü, döngü işletti ve burayı tekrardan çalıştırdı. Kısacası aslına bakarsanız sayı 1 ise bunu yazdırıp artık gerisini işletmemesi gerekiyor. Bunun için return denilen bir kod kullanılır arkadaşlar. Komut kullanılır. Bu komut vasıtasıyla bağlı bulunduğunuz şu bloğu buna fonksiyon deniyor, metot deniyor. Konuşacağız bunları. Orayı peşin peşin bitirmeye yarıyor. Bakın sayı asal değildir dedi. Artık 2 verdiğim zaman run main diyelim sayı asaldır dedi. Ama eksi bir sayı girerse eksi sayı bu noktada geçersiz sayı şeklinde bir yorum aldık. Tabii ki matematiksel anlamda e, hani asal sayının e, işte eksi olduğundaki durumuyla ilgili matematikçiler nasıl bir yorum yapıyor çok emin değilim. Benim amacım hani verdiğim bilgiye göre ben bir program yazdım yani matematiksel anlamda bir e, e, eksiğim olabilir burada e, onun hiçbir önemi yok amacım burada size işte e, bu bu tarz kuralları nasıl yapacağımızı göstermeye çalışmak oldu arkadaşlar. Evet ilk modülümüz bu modülümüzdeki ilk projemiz asal sayılarla ilgiliydi ve onu da sonlandırdık.